Gözün aydın. Abinden intikam almaya devam edebilirsin. Tabii bunca şeyden sonra enselenmezsen. Ya Meltem nasıl oluyor, ben anlamadım ki, bunun bir ilacı falan da yok. Nasıl kurtulmuşlar? Görünmez olmuştun Tilki. Nasıl düzeldin diye soramadım. Kusura bakma. Ama bu saatten sonra bizimle uğraşacağı kesin. Merak etme. Günah keçimiz hazır. O da ayrı bir dert oldu sayende. Bugün neredeyse Çağla'ya ispiyonluyordu bizi. Eğer yetişmesen foyamız ortaya çıkmıştı. Ya baksana bana. Şunu hipnotize mi ediyorsun? Ne yapıyorsan yapsana. Kapasın çenesini. Yoksa ipimizi çekecek. Her şeyi unuttur gitsin. Unutturmak istemiyorum ki. İyi misin? Düşün düşün, kafayı yiyeceğim Aylin. Kim bu adam? Ne istiyor benden? Tamam, boş ver. Nasıl boş ver ya? İkimiz de az kalsın ölüyorduk Aylin. Farkında mısın? Herifin gözü kararmış, belli durmayacak. Başımıza bela açmaya devam edecek. Bu herif her kimse burada Aylin. Burnumuzun dibinde. Bizi tanıyor, görüyor ve takip ediyor. Evet. Savaş'la konuşmuştuk. Sonra bir dakika geçmeden beni aradı. Çocuğu niye üzüyorsun falan dedi. Her taşın altından bu Savaş denen herif çıkıyor, farkında mısın? Yani o olamaz. Savaş kendi kendini öldürecek değil herhalde. Hem parkta Savaş tam karşımdaydı. Aynı zamanda da adam telefondaydı. Sen de gördün. Artık gözümle gördüğümü bile inanmıyorum hali. Ya uzak dur, gelme. Levent. Sakin ol, sadece konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın ya? Konuşacak bir şeyimiz falan yok bizim. Levent. Biz düşman değiliz. Bizden korkmana gerek yok. İnsanı delirtme. İnsan mısınız ya siz ha? Çeker misin şu kolunu? Siz böyle değişik bir şeysiniz. İnsan falan değilsiniz. Levent. İstesem seni şu anda hipnotize eder, bütün gördüklerini unutturdum. O gözleri indir üstümden. İndir, hipnozsuz konuşalım lütfen, hipnozsuz. Ama yapmıyorum. Çünkü bana güvenmeni istiyorum, anlıyor musun? Anlamıyorum. Bak, nesiniz, nereden geldiniz, kimsiniz umurumda bile değil. Ama tehlikeli insanlarsınız. Anlatabiliyor muyum? Onun için nereden geldiyseniz rica ediyorum defolup oraya gidin. Levent, bağırma. Uzak dur, uzak! Ne oluyor orada ya? Ya Tilki, sen karışma, dur. Sana ne? Levent. Hop! Savaş! Ne oluyor orada? Kes sesini, herkes bize bak. Bakarsa baksın lan. Ne alt olduğunuzu herkes öğrensin. Savaş! Bunu sen istedin. Benden nefret ediyorsun. Öldüresiye saldır bana. Levent! Levent, sakin ol! Sakin ol! Alın şu manyağı üstümden! Levent! Ne yapıyorsun oğlum? Sakin olsana! Levent! Allah'ın psikopatı! Levent! Sen bir de gel! Savaş, iyi misin? Ne istiyorsun bizden, anlamadım ki! İyi misin? Ne oluyor, ben anlamadım ki. Herkes bir tuhaf. Nasıl insanların arasına düştüysek. Siz kimsiniz ya? Daha doğrusu nesiniz? Dün akşam olan şey neydi Aylin? Hayır, kendimi rüya olduğuna inandırmaya çalışıyorum ama bildiğin elektrik saçıyordun ya. Gözlerimle gördüm. Yanlış görmüşsün. Ha, yanlış gördüm. Ha, yanlış gördüm, evet. Çocuk mu kandırıyorsunuz ya siz? Ha? Nasıl bir mahalleyse korku filmi çekiyoruz sanki. Bir de bu Levent çıktı ha. Allah'ın psikopatı.
Niye ne psikopatlığını gördün çocuğun? Sence? Abuk subuk konuşuyor. İntikam diyor. Dengesiz dengesiz tavırlar. Bana bak. Bu arada sana da kafayı takmış durumda ha. İki lafından birini de sana saydırıyor. Haberin olsun. Sen daha mı iyisin? Yalancı iki yüzlü herifin tekisin. İkiniz de öylesiniz. Parka geldiğiniz halde gelmedik demediniz mi? Adam hala park diyor ya. Arkadaşım sen anlamıyorsun galiba. Jetonun mu düşmüyor ha? Ben senin kardeşini kurtaracağım diye koşturuyordum. Meltem de o Levent psikopatıyla birlikteydi. Hala park diyor bana ya. Gecenin yarısı adamın biri telefon ediyor. Aylin'in başı dertte diyor. Parka gel diyor. Gidiyorum, Aylin elektrikler saçıyor. Bir anda adam bir şeyler geveliyor. Ne oluyor anlamadım ki ben. Ne istiyorsunuz benden? Yok öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Biz dün gece Aylin'le beraber parktaydık. Yok Aylin parka falan gelmedi. Ne diyorsun sen ya? Ne saçmalıyorsun? Aylin bütün gece benimle birlikteydi. Ne oldu? İnandırıcı gelmedi mi? Rüya gidelim. Sen yine ortalığı niye karıştırıyorsun ya? Meltem, şimdi ortalığı karıştırmayı falan bırak da büyük abinin adamları geliyor. Ne? Neler oluyor ya? Olan şu, abimle Aylin'in öldüğünü düşündüm. Ben de diğer çocukları sattım. Oyun bitti yani. Oyun bitti. Oyun moyun kalmadı. Hah. Büyük abi arıyor. Efendim abi. Besbelli Levent yaptı işte. Çağla yüzünden senden intikam almaya çalışıyor. Hem sen söylemedin mi zaten bu adam bana kafayı taktı diye? Bütün okul biliyor zaten sana takık olduğunu. Levent sen de bizi nereden bilecek Aylin? Herif bizi kardeş zannediyor. Ne bileyim ben, belki bir yerde görmüştür, konuştuklarımızı duymuştur. Belki onun da özel güçleri vardır. Olamaz mı? Bilmiyorum. Ama her kimse onu bulacağım. O adamın bize yaşattıklarından sonra onu bulup hesap sormazsam ölürüm Aylin. Bak bu adam bizim peşimizde olan büyük abi midir nedir, o herif değil. Bu başka. Bu herifin derdi sadece benimle. Sen, çocuklar, Mehmet abi, Sevgi abla hepiniz benim yüzümden tehlikedesiniz. O yüzden Levent'se Levent, başkasıysa başkası. Benim bu herifi bulup bu işi çözmem lazım. Abini büyük abiye vermek istiyor musun gerçekten? Sence şu anda benim neyi isteyip neyi istemediğimin bir önemi var mı? Büyük abi oyuna girdi. Oyun bitti. Madem oyun bitti, niye hala Levent'le pisliğini örtmeye çalışıyorsun? Büyük abi ordusuna katacağım iki askere neler yaptığımı duyunca ne olur sence? Yanmamak için o gelmeden birini ateşe atmam lazım. Levent delirmiş gibiydi sanki. Yani yüzündeki ifadeyi gördün değil mi? Ya Savaş'ı öldürecekti neredeyse. Peki seni bilmiyorum ama bana bütün bunları yapan Levent'miş gibi geliyor artık. Öyleyse de benim Savaş'ın lafı gaza gelmeye niyetim yok. İspatlayana kadar bekleyeceğim. Çünkü o Savaş denen herife hala güvenmiyorum. Adam sınıftayken megafondan konuş dedim ya. Öncesinde Levent sınıftan çıkmıştı. Sonra ben müdürün odasına giderken Levent'i koridorda gördüm. Savaş neredeydi peki? Savaş sınıftaydı. Al şunu. Şunu da. Bunları Levent'in çantasına koy. Böylece perde kapansın. Hadi. Tamam. Berbat görünüyorsun. Sağ ol. Topla biraz kendini. Meltem, sus başım çatlıyor. Büyük abinin korkusu sardı değil mi içine? Ondan bu kadarını aldın. Ama ben seni uyarırken, aman Meltem karışma, sen karışma
sen. Sus. Bu daha iyi günlerimiz. Merak etme. Sen bu kafayla gidersen daha çok iş gelecek başımıza. Buyurun. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Sen de abin gibi dengesizsin ha. Bir iyi bir kötü. Daha geçen gün azarlıyordun beni. Ne oldu? O konuyu hiç açma. Ya gaza geldim bir kere. Hayır, merak ediyorum. Dengesizlik sizin ailede genetik mi diye. Sayılır. Şş. Amcasının gülü. Uza. Pardon? Diyorum ki şöyle bir uza da ense tıraşını göreyim. Görüşürüz Çağla. Görüşürüz. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çağla mı? Oğlum sen daha dün doğdun. Çağla abla diyeceksin. Abla. Çağla abla. Hadi. Hayırdır, ne oluyor? Ne bu havalar? Uğraşamayacağım seninle. Çağla bir dur. Ay ne var? Sana bir sır vereceğim. Ben artık eski Levent değilim. Özel güçlerim var. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Çekil git içine, çıldırtma beni. Ya yemin ediyorum doğru söylüyorum ya. Ya henüz gücümün ne olduğunu bilmiyorum ama yakında süper bir gücüm olacak. Levent'ciğim. İyi misin sen? Hastaneye falan götüreyim mi seni ha? Bak bak. Marifetine bak. Daha şimdiden Çağla'ya gidip benim özel güçlerim var diye yumurtlamıştır kesin. Meltem. Ya sus ya da git başımdan. Tamam. Tamam sakin ol. Hemen gerilme. Hem sonuçları kötü olabilir biliyorsun. Savaş. İyi misin? Yalnız bırak beni. Hayır olmaz. Böyle bırakamam seni. Hadi karavana dönüyoruz. Daha fazla dolaşamazsın böyle. Hadi. Mehmet abi arasana. Aradım kaç kere yolda bakmıyor. Peki ben çok korkuyorum. Şş, sakın ha. Bir de senin patlama çatlamanla uğraşmayalım şimdi. Nereye bakıyorsun öyle? Ben bir şunlara bakayım ya. Ya bırak şunları boş ver. Aylin bak eminim. Sana, bana, bize bütün bunları yaşatan o... Nereden biliyorsun diye sorma. Adım Tilki. İyi koku alıyorum. Saçmalama ne olur. Gidip ne diyeceksin? Önce bir ipucu bulalım. İpin ucu kaçtı Aylin. Gideceğim direkt gırtlağına çökeceğim. İtiraf edene kadar sıkacağım. Bakalım ölüyor mu, söylüyor mu? Ya Tilki ne olur gelir gelmez olay çıkarma. Aylin bırak. Yürü gidiyoruz. Rahat bırak beni. Defol git başımdan. Hiçbir yere gitmiyorum. Sen dediğimi yap. Yapmayacağım. Yeter artık ya. Kölen miyim ben senin? Yapmak zorunda mıyım her dediğin? Zorundasın Meltem. Bana itaat etmek zorundasın. Etmeyeceğim. Bundan sonra sana itaat etmeyeceğim. Edeceksin. Diz çök. Savaş! Yardım edin! Savaş bana bak. Savaş, Savaş gözlerini aç. Tilki ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum.
Avcı av oluyor Aylin. Olan Tilki dur! Savaş iyi misin? Savaş bir şey söyle, Savaş! Bir açın şey söyle. Açın abi, açın biraz buraları. Savaş. Hava alsın çocuk, açın. İyi misin Savaş? Savaş kendine gel, Moruk. Savaş. Ne oluyor ya? Sen dinleme lan. Benimle fare gibi oynayan sen değil mi? Savaş. Yakaladım seni. Ne oluyor? Bıraksana ya, çekilsene. Yakaladım. Bana yardım et. Ya çekilsene, nefes alamıyor, görmüyor musun? Savaş, Savaş iyi misin? Savaş gel, Levent yardım et. Levent. Gel kardeşim, gel, gel, gel. Gel, hadi, hadi. Dayan kardeşim. Açın abi şurayı, açın. Çekilin. Meltem ne oluyor? Ya Meltem cevap versene, Savaş neden durup dururken bayıldı? Şimdi sırası değil Levent. Hemen buradan gitmemiz lazım. Hastaneye mi? Karavana dönüyoruz. Hadi sene! Abi neredesin? Burak, ne oldu, işin var söyle. Abi evi boyamışlar. Her yere bir şeyler yazmışlar. Gidin buradan, sizi istemiyoruz diyorlar. Ne yapacağız şimdi? Çocuklar gördü mü? Gördü. Hepimiz gördük. Tamam, önce sakin ol. Çocukları da şey yap, teselli et. Korkmasınlar, bir şey olmaz. Ben gelince hallederim, tamam? Abi hemen eve gel, ne olur. Yok. Şimdi benim işim de haliyle uzamış oldu. Bir yumruk yetmeyecek anlaşılan. Bunların ağzını yüzünü dağıtıp geleceğim, tamam? Hadi, sıkıntı yok. Abi bulaşma artık şunlara ya. Bırak ne halleri varsa görsünler. Alo? Allah'ım delireceğim artık. Bitsin bu kabus ya. Asıl bu vesiz, vicdansızlar. Nihayet teşrif ettiniz. Oo, baksanız artık yollarda karşılanıyoruz. Savaş, yavaşlasana. Ezecek misin çocuğu? Şşş, sadece korkutacağım biraz. Canına mı susadın lan sen? He? Ha, susadım, ne yapacağım? Savaş! Şşş. Kime saldırıyorsun lan sen? Ne istediniz lan elinden? Ona mı yetti gücünüz lan? Kıvanç! Ha? Kıvanç yapmayın! Ya durun artık! Herkese malzeme oldunuz! Ya Mehmet Bey, nedir bu rezalet? Sizin oğlunuzun yediği nanelerden haberiniz yok mu? Orhan Bey, inanın şu an ben de çok şaşkınım. Yani belli ki bir çocuk şaka yapıyor. Yoksa böyle bir şey mümkün mü? Benim oğlum gangster mi Allah aşkına? Bu kadar suçu bir arada nasıl işlesin? Allah, şaka mı gerçek mi onu öğreneceğiz. Ama eğer gerçekse başınız çok büyük derde girecek, haberiniz olsun. Çok mu eğleniyorsun lan? Eğlendireceğim ben seni. Dedim mi lan sen, he? Sana da gelecek sıra. Savaş, hadi kalk. Ne oldu? Sakin. Nasılmış lan böyle, he? Korkma lan. Korkacağım lan senden. Ha? Erkek misin sen, korkayım lan, ha? Savaş yeter artık, gidelim buradan ne olur. Savaş yapma. Çekil Meltem. Ne oldu?
Rica ediyorum, rica ediyorum. Bir saniye. Bakın belli ki biri şaka yapıyor. Yani bunu bu kadar ciddiye almayın. Kıvanç düşündüğünüz gibi bir çocuk değil. Bakın kendi çocuğum gibi, yani kendi çocuğum diye söylemiyorum. Kıvanç pırlanta gibidir. Gerçekten. Yani bırakın suç işlemeyi, karıncayı bile incitmez. Hocam, hocam. Hocam Kıvanç savaşlara saldırıyor hocam. Çok kötü diyor hocam onları. Pırlantaya bak. Kahretsin be. Ah be Tilki, ah be Tilki. İki dakika rahat dur ya. Meltem, ne yaptın oğlum? Öldürdün mü lan kızı? Oğlum ben bir şey yapmadım. Kendisi düştü, görmedin mi? Meltem, Meltem. Hadi aç gözünü bebeğim, hadi. Meltem. Meltem. Abi, abi kalk gideyim, birileri geliyor. Abi Orhan amca falan geliyor. Babam beni öldürecek lan. Oğlum babam beni öldürecek, kalk. Savaş kalk, Savaş kalk. Savaş yürü, Savaş yürü. Ne yapıyorsunuz lan, böyle bırakacak mısınız kızı? Saldırmasaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Siz nasıl adamlarsınız lan, sizin erkekliğinizde... Sakın ölme, sakın. Ne yaptın lan sen? Tilki. Ben bir şey yapmadım. Halin duydun mu? Ben bir şey yapmadım. Mehmet abi, baba. Ambulans arıyorum. Görmüşler midir lan sence bize? Yandım oğlum ben, babam öldürecek beni. Yandım abi ben, bitti, benim hayatım bitti. Levent, kes sesini. Düşünüyorum. Tamam kardeşim, yine düşün. Ama daha sakin sakin düşün, olur mu? Daha sakin sakin. Kaldır ellerini, kaldır! Orhan abi, ben bir şey yapmadım. Belli bir şey yapmamışsın. Alın şunu, alın! Abi ne yapıyorsun? Lan senin bu katların bini açtı be. Götürün şunu. Nesi var nesi yoksa çıksın ortaya. Ben bir şey yapmadım. Yemin ediyorum bir şey yapmadım. Aylin! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.